Arkadaşlar merhaba. Bu etkinliğimizde Arduino kart ile ışık seviyesini kontrol edeceğiz. Bunun için bize LDR, LED, 2 adet direnç ve jumper kabloları gerekli. 1 adet de Arduino Uno. Öncelikle devremizi hazırlayalım arkadaşlar. Önce Arduino Uno kart üzerindeki GND pinini breadboard üzerindeki eksi pinine bağlayalım ve eksi pinini arttıralım arkadaşlar. Çünkü lazım olacak bu bize. Ardından LDR'yi takalım. LDR'nin artı eksi yönü yok arkadaşlar. LDR'yi taktıktan sonra referans direncimiz olan 10K'lık 10 kilo ohmluk direnci bir bacağı LDR'ye gelecek şekilde bağlıyoruz. Ardından direnç olan tarafa GND hattından jumper kablomuzu bağlıyoruz. LDR olan tarafı ise Arduino kart üzerindeki 5 volt üzerinden besleyerek 5 volt çıkışını LDR'nin bacağına bağlıyoruz arkadaşlar. Şu an LDR bağlantısı tamam. Şu an okuma yapma bacağımız kaldı. Okuma yapma bacağı da arkadaşlar LDR ve direncin birleştiği pinden okuma işlemini yapacağız. Buraya kabloyu takıyoruz ve bunu da Arduino Uno kart üzerindeki A0 numaralı pine bağlıyoruz. Çünkü okuduğumuz direnç analog bir direnç. Şimdi LDR bağlantısını gerçekleştirdik. Direnci takalım. Direncin eksi bacağını GND hattına bağlıyoruz. Artı olan bacağı ise 330 ohmluk direnci bağlıyoruz ve dirençten de Arduino kart üzerindeki 3 numaralı dijital pine bağlantısını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şu an bağlantıyı gerçekleştirdik. Kodlama kısmına bakabiliriz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar kodlama kısmında LDR'den değer okuyup seri portta görüntüleyelim. Çünkü burada okuduğumuz değer ile işlem yapacağız bir sonraki kodumuzda. Yani ölçeceğimiz değere bağlı olarak LED'i yakıp söndüreceğiz. Bunun için öncelikle serial begin 9600 satırı ile serial iletişimi başlatalım. Ardından loop içerisinde int LDR isimli bir değişken tanımlayalım. Ve analog sıfırdaki LDR'yi okuyup bu LDR değişkenini atayalım. Bunun için analog read komutu kullanıp içerisine A0 pinini yazıyoruz. Ardından bunu serial print ile seri ekranda görüntüleyelim arkadaşlar. Öncelikle LDR değeri yazsın. Yanına da println komutunu kullanıyoruz ki yazdıktan sonra bir alt satıra geçsin. LDR değişkenini yazdırdık. Ardından küçük bir bekleme yapalım. 1000 milisaniyede bir, yani 1 saniyede bir gelsin veriler. Kodu yüklemek için arkadaşlar buradaki yükle düğmesine tıklıyoruz. Bakın buradaki barda yükleniyor ve yükleme tamamlandı yazısı çıktı. Şimdi değerleri görüntülemek için araçlar menüsündeki seri port ekranına tıklıyoruz. Bakın burada değerler okunuyor. Elimi LDR'nin üzerine getirmediğimde okunan değerler bunlar. Elimi LDR'nin üzerine getirdiğimde bak değerlerin düştüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi biz burada buradaki düşen değeri bir referans alacağız. Bakın elimi çektiğimde tekrar arttı. Elimi getiriyorum, üzerine yaklaştırıyorum. Bakın LDR değerinin düştüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi biz buradaki değeri referans alacağız ve buna göre LED'in yanmasını sağlayacağız arkadaşlar. Örneğin LDR'den ölçülen değer 600'den düşük olduğunda LED yansın diyeceğiz. Şimdi o kısma bakabiliriz. Bu işlem için arkadaşlar öncelikle kodda değişiklik yapmamız gerekiyor. LED'i 3 numaralı dijital pine bağlamıştık. Bu yüzden bu pini pin mod komutunu kullanarak output olarak ayarlamamız gerekiyor. 3 numaralı pin output olarak şu an ayarlandı. Ardından da şu kısma gelelim. Şurası seri port ekrana değer göndermek için de bu bize gerekmiyor şu an için. Şimdi arkadaşlar biz if komutunu kullanacağız. If diyeceğiz. LDR değişkeni 600'den küçük olduğunda elime getirdiğimde 600'den aşağıya düşüyordu arkadaşlar LDR değeri. 600'den küçük olduğunda 3 numaralı dijital pine bağlı olan LED'in yanmasını sağlayacağız. Bunu da digital write komutunu kullanarak yapıyoruz. 3 numaralı pini high durumuna getirdim. Yani oraya 5 volt değerini gönderdim ve LED'i yaktık arkadaşlar. Diğer durumda ise yani LDR değeri 600'den küçük olmadığı durumda ise digital write komutunu kullanarak 3 numaralı pini low olarak ayarlayacağız arkadaşlar. Yani LED yanmayacak. Bunu da hazırladık. Kodu yüklemek için tekrar yükle düğmesine tıklayalım. Evet arkadaşlar şu an yükleme tamamlandı. Yazdığımız uygulamayı şimdi test edelim. Evet arkadaşlar bakın elimizi LDR üzerine getirdiğimizde ortam ışığı azalıyor ve LED'i görüyoruz. Elimizi çektiğimizde ise LDR üzerine düşen ışık arttığı için değer artıyor ve LED sönüyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi LED yanıyor ve sönüyor. Bu sensörle farklı etkinlikler tasarlayabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olarak bilimin renkli dünyasını keşfedin.